Merhaba sevgili gençler. Sorularımıza kare konusunu birinci testiyle devam ediyoruz. ABCD'nin kare AC'nin köşegen, EF'nin EB'ye eşit, FD açısında 65 derece olduğu söylenmiş, FED açısı alfa kaç derecedir diye soruluyor. ABCD karesinde AC köşegen olduğu için şuradaki açılar ne olacaktır? 45'er derece olacaktır. Sonrasında Buradaki DEC üçgeni ile arkadaşlar BEC üçgeni eş üçgen olması gerekir. Sebebine gelince bakın CE şu kenar olacak mavi renkli kenar olsun. Sonrasında arkadaşlar CD ile CB'nin de ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Birbirine eşit olduğunu biliyoruz bakın. Kırmızı renkli kenar 45 derece mavi renkli kenar. Kırmızı renkli kenar 45 derece mavi renkli kenar. Burada karşımıza ne çıkmış oluyor? Kenar açı kenar eşliği çıkmış oluyor. Bu yüzden DCE üçgeni ile arkadaşlar hangi üçgen eş olacaktır? BCE üçgeni BC üçgeni eş üçgenler olur. Bu durumda da ne olacak arkadaşlar? 45 derecenin gördüğü kenarlarda eşit olmalı. Yani buradaki BE kenarıyla DE kenarında ne olduğunu söyleyebiliriz. Birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Dolaylı yoldan FDE üçgenin nasıl üçgen olduğunu görmüş olduk arkadaşlar. İkiz kenar üçgen olduğunu e, görmüş olduk. Bu durumda şuradaki açıda ne olacaktır? Şuraya geri alacağım. Burası da ne olacaktır? 65 derece olur. Sonrasında DF DFE üçgenin iç açılar toplamı 180 olması gerektiği için 65-65 ne olacaktır? 130. Alfayı da kaç derece kalıyor demektir? 50 derece kalacaktır arkadaşlar. İkinci soruda ABCD kare BEC eşkenar üçgen olduğu söylenmiş. Bizden alfa, derece, e, alfa açısı kaç derecedir diye soruluyor. İç i̇şte uzunlukta kenarları aynı renkte gösterelim bakın. E, buradaki BC kenarı hem karenin bir kenarı hem de eşkenar üçgenin bir kenarıdır. Karenin BC kenarı ile AB kenarı ne olacaktır birbirine eşit? AB pardon BEC üçgeni eşkenar üçgen olduğu için BC kenarı ile de BE kenarı ne olacaktır arkadaşlar? Birbirine eşit gelir. Bu durumda dolaylı yoldan ABE üçgenini nasıl üçgen bulmuş oluruz arkadaşlar? İkiz kenar üçgen. Buradası ne olacaktır? Karenin bir köşesi olduğu için 90. Şuradaki açıda eşkenar üçgenin bir köşesi olduğu için 60 derece olması gerekir. Yani buranın tamamını kaç derece olduğunu söyleyebiliriz? 150. E buradaki AB ikizkenar olduğuna göre buradaki A e açısı ne olmalı? Alfa olmalı. 2 alfa artı 150 de nedir? AB üçgenin iç açılar toplamı olması gerektiği için 2 alfayı buradan 30. Alfanın da kaç derece olduğunu buluruz? 15 derece olduğunu buluruz arkadaşlar. Üçüncü soruda ABCD ve EFKD'nin bir kare. EFKD'nin alanı 9. ABCKF'nin alanı da 40 cm karedir. Buna göre x nedir diye soruluyor arkadaşlar. Şimdi şuradaki e, A B C, K, F, E, e altıgenin arkadaşlar alanı kaç verilmiş? Buranın tamamı 40 verilmiş. Buranın da nedir? 9 olduğu söylenmiş. E, F, K, D'nin alanı 9 ise bir kenarı ne olacaktır? Yani 9 neyin karesidir? 3'ün. O yüzden bir kenarı ne olacaktır? 3 olarak gelir. Sonrasında A, B, C, D karesinin toplam alanı 40 artı 9'dan 49'dur. O zaman bu karenin bir kenar uzunluğu da 49 neyin karesiydi? 7'nin karesi. Bu yüzden A, de 7 olacaktır. Sonrasında arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. <laughs> K, F'ye aşağı doğru uzatacak olursak arkadaşlar. Şu mavi olarak alalım. Ee, DE3, e, DE'nin 3 olduğunu biliyoruz. DA'nın da 7 olduğunu bulmuştuk. O zaman EA'nın kaç olduğunu söyleyebiliriz? 4. Bu durumda burası da ne olacaktır? 4 gelecektir. Sonrasında arkadaşlar burası neydi? 3. O zaman burada ne olacaktır? 3 olur. Ve şuradaki mavi kenara da kaç kalacaktır? 4 kalır. Ve burada karşıma ikiz kenar dik üçgen çıkar. İkiz kenar dik üçgende dediği bir kenarın kök iki katı olduğu için x'i buradan 4 kök 2 olarak buluruz arkadaşlar. Dördüncü soruda ABCD'nin kare, DC'nin 12. ABCD karesinde boyalı AD üçgeni DE boyunca katlandığında A noktası A noktası ile çakışmaktadır. Katlama sonucunda A üstü HX ise A üstü DC açısı 60 derece ise X kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Buradaki katlanan şekli eski haline bir dönüştürelim. Şöyle arkadaşlar uzatarak karemizi bir tamamlayalım. Şurası ne olacaktır? A köşesi olacak. Şu ikisi birbirine eşit gelir. Burası da ne olacaktır? Buraya eşit gelmesi gerekir. E, DC'nin tamamı neymiş arkadaşlar? 12. Bu durumda AD'de ne olacaktır? 12 olur. E, A üstü D'nin de uzunluğu kaç olmalı? 12 olması gerekir. Sonrasında şöyle bir şey yapalım. A üstü noktasından BC'ye bir tane paralel çizelim. Bu çizdiğimiz paralelde ne olacaktır? Buraya dik gelecektir. Çünkü C köşesi de 90 derece olduğu için. Şöyle paralel çizmiştik. Sonrasında bu bu dik ayağına da T dersek arkadaşlar. A üstü T üçgeni. Bakın ne üçgeni çıktı? 30-60-90 üçgeni. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı ne olacaktır? 6 olacaktır. DC'nin tamamı 12 ise e, DT'yi de 6 bulduğum için TC'de kaç kalacaktır? 6 kalır. Buradan da x'in kaç olduğunu bulmuş oluruz. 6 olarak bulmuş oluruz. Beşinci soruda ABCD'nin bir kare. EC2, CF5. AD'nin alanı ABF'nin alanın 2 katı ise x kaçtır diye soruluyor arkadaşlar. Burada bu karenin bir kenar uzunluğuna ne diyelim arkadaşlar? A birim dersek. A santim diyelim. Bu durumda ABF üçgeninin alanı ne olacaktır? FB çarpı A bölü 2 olacaktır. Fb çarpı a bölü 2'nin 2 nin iki katı ne eşit işte olacakmış? Ad üçgenin alanına. Bu durumda AB e, ABA ise AD de ne olacaktır? A olmalı. E, bu durumda DAE üçgeninin alanı da ne olacaktır? DE çarpı A bölü 2 olmalı. Bu durumda şu ikileri sadeleştirelim. A'lar da sadeleşecektir. FB'nin 2 katı neye eşit gelmiş oldu arkadaşlar? DE'ye eşit gelmiş oldu. FB'nin uzunluğuna biz arkadaşlar Y dersek DE'de ne olacaktır? 2Y olacaktır. Buraya Y dersek burada ne olacak? 2Y olarak gelecek. E, DC kenarı ile BC kenarı nedir? Karenin kenarları olduğu için birbirine eşit olmalı. Yani 2Y artı 2. 5 artı y'ye eşit gelmeli. Bu durumda burayı düzenleyecek olursak 5 eksi 2'den eşitliğin sağ tarafı 3. 2 y eksi y'den sol tarafı da y olacaktır. Yani y'yi 3 olarak bulmuş oluruz. Bu durumda 2 y'den ne olacaktır? 6 gelecek demektir. DC'nin uzunluğu 6 artı 2'den kaç yaptı? 8. O zaman AB kenarı da yani buradaki A uzunluğu da ne olacaktır? 8 gelmeli. D köşesi 90 derece olduğu için AED dik üçgeninde Pisagor e, e, bağıntısından arkadaşlar 6 8 ne üçgeni çıkar? 10 üçgeni çıkar ve x'i de buradan 10 olarak bulmuş oluruz. 6. soruda ABCD ve FECK bir kare. BE EC'nin 4 katına eşit. AF de 12 kök 2 olduğuna göre AB kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. EC biz burada K dersek şuraya yazılmakta. BE ne olacaktır? 4K olacaktır arkadaşlar. Sonrasında buradaki KF'yi aşağı doğru uzatacak olursak burası ne olacaktır? 4K olacaktır. Şurası da nedir? E, FECK'nin e, bir kenarı olduğu için K olacak. E, tamamı 5K ise burada nedir? 4K'dır. Bu durumda şurada ne oluyor? 4K olmuş oluyor. Burası zaten nedir? İkiz kenar dik üçgen olmuş oldu. E, K, K, K kök 2'den yani bu hipotenüs 12 kök 2 ise dik kenarlarda ne olmalı? 12 olması gerekir. 4K12 ise K'yı da buradan kaç bulmuş oluruz? 3 olarak bulmuş oluruz. Şurası da nedir? K'yı eşit gelecektir. Yani bu karenin bir kenar uzunluğu olan AB'de nedir? 5K'ya eşit olduğu için 5 çarpı 3'ten sorunun cevabını 15 olarak buluruz arkadaşlar. 7. soruda aşağıda bir kenarı 6 birim olan kare şeklinde kağıt 2 kez katlanıyor. Katlamalar gösterilmiş oluşan şekil makas yardımıyla iki farklı şekilde kesilerek şekil 4'teki görüntü elde ediliyor. BL ile KG'nin eşit, BL ile KG'nin eşit ve 2 birim, ML ile F'nin 1 bir birim olduğu söylenmiş. Şekil 4'teki kağıt tamamen açıldığında alanı kaç birim kare olur diye soruluyor arkadaşlar. Şunu biraz bir yukarı çıkartalım, şekillerimizin hepsini görelim. Buradaki ABC'de arkadaşlar ortasından katlanıp ne olmuş? AD ile BC çakışacak biçimde o hale getirilmiş. Sonrasında da tam orta noktasından yukarıdan aşağıya doğru katlanmış ve buradaki şekil oluşmuş. Bunun da köşelerinden şuralar kesiliyor ve açıldığında da istenen alan soruluyor. Yani bizim aslında yapmamız gereken şuradaki şekil aslında neresidir? Burası olacaktır arkadaşlar. Buranın alanı S dersek şurası ne olacaktır? S olacaktır. Bura nedir? 2S geldiği için burası da 2S olur. Yani biz şuradaki şeklin alanının 4 katını hesaplamış olursak ne olacaktır? Sorunun cevabını da bulmuş oluruz. Burası nedir? Orta noktası olacağı için 3'e 3 olması gerekir. Sonrasında şuranın tamamı 6 olacak. Bu da orta noktasından katlanacağı için şuralarda 3'er olması gerekecek. Şöyle gösterelim şimdi. Buranın tamamı 3 olması için burası ne olacaktır? 1 olur. Aynı şekilde şurayı tamamlayacak olursak bakın. 1, 1, 2. Şuraya ne kalıyor? 1. Buraya ne kaldı? 1. Şimdi gelelim şuradaki alanı bulmaya. Buranın alanı da ne olacaktır arkadaşlar? Onu hesaplayalım. Normalde karenin alanı neydi? Tamamının alanından bahsedecek olursak. Bir kenarı 3 birim olduğu için 3'ün karesi olacak. Bundan nedir? Şuradaki çıkartılan alanı çıkartmamız gerekecek alanını. 1'in karesinden ne olacaktır? 1 gelecek. Bir de şuradaki e, ikiz kenardaki üçgen alanı çıkartmamız lazım. Bu da 1 çarpı 1 bölü 2 olur. Bu durumda buranın alanı da 9-1-1 e, eksi eksi bölü 2 olacak. Burası da 8-1 bölükten ne Olacaktır. 15 bölü 2 olarak gelir. Sonrasında istenen alanda ne demiştik? Bunun 4 katı olacak. Bu yüzden de şuraya yazalım onu. 4 çarpı 15 bölü 2'den 60 bölü 2 gelecek. Buradan da alanı 30 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. 8. soruda şekil 1'de verilen kare şeklindeki kağıt pembe çizgiler boyunca ok yönünde katlandığında katlanmış kağıdın çevresi şekil 2'deki çokgendir demiş. Buna göre şekil 2'deki çokgenle ilgili bu üç yargıdan hangisi doğrudur diye soruluyor. Birinci öncülümüzde ne diyor arkadaşlar? Kenar uzunluklarının kümesi 5 elemanlıdır demiş. Bakalım. Karenin bir kenar uzunluğu 3 birimse şurası 1 bir, buraya ne kalacaktır? 3 kalır. Özür dilerim buraya ne kalacaktır? 2 kalacak. Burası ne olacak? 3. Burası nedir? 1'dir. Şuralar 90 ve ikiz kenar üçgen olduğu için burası 2 kök 2. Burası 90 ve dik kenarlarda 1 olduğu için kök 2 katından burada kök 2 gelir. Bu durumda kenar uzunlukları ne gelmiş oldu bakın. Kök 2 var. 2 kök 2 var. 2 var. Sonrasında arkadaşlar 1 var. 3 var. Kenar uzunlukları kümesi kaç elemanlı olmuş oldu bakın. 5 elemanlı olmuş oldu. Birinci öncülümüz nedir bu durumda? Doğru olacaktır. İç açılarından bahsediyor ikinci öncülde. Şurayı bir temizleyelim. Burası nedir? 90 derece. Şura ne olacaktır? Karenin bir köşesi olduğu için 90 derece. İkiz kenar dik üçgen demiştik. Şuralar ne olacaktır? 45-45 gelecek. Burası nedir? 90'dır. Bu da ikiz kenar üçgen olduğu için 45-45 gelmeli. Bu durumda şuranın tamamı 180 olması gerekir. Burası 45, burası 45 ise şurası 90 derece olacak. Buradaki açı 45'in bütünlerinden 135 olacak. Şuradaki açı da 45'in bütünlerinden 135 derece gelir. Bu durumda iç açılarının ölçüleri kaç elemanlı olmuş oluyor? 90 var bir tane. Ya yani 3 tane 90 var. 2 tane de 135 var. Bu durumda iç açıları ölçülerinin kümesi de 2 elemanlı olmuş oluyor. Köşegenlerin uzunlukları kümesi 3 elemanlıdır demiş. Burada nedir? 1, 2, 3, 4, beşgen olduğu için arkadaşlar beşgenin kaç tane köşegeni olacaktır? 5 çarpı 5 eksi 3 bölü 2'den 5 tane toplamda köşegeni olması gerekir. Bunları bir gösterelim. Ee, şurada gösterelim. Buranın kaç olduğunu söylemiştik. 2. Bura neydi arkadaşlar? 3. Burası neydi? 1 ee, bir birim. Şurası 2 iki kök. 2 idi. Burada kaçtı? Kök 2 idi. Şimdi ilk önce şu köşegenlere bakalım. Bunların uzunlukları kaç olacak? Burası nedir? 90'dır. 3'ün karesi artı 1'in karesinden toplamları 10 gelir. Burası ne olacaktır? Kök 10 olacaktır. Şurayı da şöyle uzatalım. Burası 1'di, burası 1. Ve şuranın tamamı da 3 geldiği için arkadaşlar burada da Pisagor bazen 3'ün karesi artı 1'in karesinden burası ne geliyor? Kök 10 gelmiş oluyor. Köşegenlerden iki tanesi ne oldu? Kök 10 olarak geldi. Başka bakalım neresi olabilir? Onları gösterelim arkadaşlar. Karışmaması için şurayı tekrar sileceğim. Şunları silelim. Bu köşegenleri. Sonrasında arkadaşlar nedir? Şu köşegenlere bakmamız gerekecek. Bu köşeden çizilen köşegenler olacaktır. Burada bakın nedir? Pisagor bağıntısından 2'nin karesi artı 3'ün karesi ne olacaktır? 13 yapar. Şu köşegen uzunluğu kök 13 gelecektir. Sonrasında şu köşegen uzunluğuna bakacağız. Şöyle paralel çizecek olursak tamamı 2 olması gerekirdi. Burada 1, burada 3'tür. E şurada da Pisagor bağıntısı uygularsak ne olacaktır? 3'ün karesi artı 1'in karesinden burası kök 10 gelir. Kök 10 olan zaten vardı. Farklı hangi köşegen geldi? Kök 13 gelmiş oldu. Onun haricinde bir de başka hangi köşegenimiz var arkadaşlar? Şu köşegenimiz olacak. Şunları tekrardan siliyorum. Bir de arkadaşlar ne olacaktı? Bu köşeden olanları çizmiştik. Şu köşeden olanları çizdik. Bir de neresi kaldı bu durumda? Şurası kalmış oldu. Bu köşe gene bakalım. Şimdi şurayı da şöyle uzatalım. Bura ne olacaktır? 2. Burası ne olacaktır? 2. Sonrasında arkadaşlar şuradan da dik olduğunu gösterecek olursak 2'nin karesi şurada nedir 3 olduğu için 3'ün karesinden burada yine ne olacaktır kök 13 gelir. Bu durumda köşegen uzunlukları kümesi kaç elemanlı olmuş oldu? 2 elemanlı olmuş oldu. Bundan dolayı ne olacaktır? 3. öncülümüz de yanlış olmuş oluyor. Bu yüzden de cevabımızın ne olması gerekir? Denizli olması gerekir arkadaşlar. 9. soruda ABCD'nin bir kare, AFLF'nin eşit burada dik kesen yerler verilmiş. Boyalı bölgenin alanı kaç santimetre karedir diye soruluyor arkadaşlar. DF DFA üçgenin köşelerini isimlendirelim. Buraya alfa, buraya beta dersek. Alfa artı beta artı 90 180'e eşit gelmeli. Bu durumda alfa ile beta'nın toplamında ne olacaktır? 90 derece olmalı. D köşesinin tamamı 90 olduğu için buraya da ne kalıyor o zaman? Alfa kalacaktır. DEC üçgene bakacak olursak alfa 90 buradaki açında ne olduğunu söyleriz. Beta olduğunu söyleriz. Bu iç açıları aynı olan iki üçgende 90'ın karşısına kenarlar yani hipotenüsler nedir birbirine eşittir. Bu durumda karşıma ne çıkmış oluyor? Açı kenar açı eşliği çıkmış oluyor arkadaşlar. Buradaki DFA üçgeni ile C, E, D üçgenleri nedir? Eş üçgenler olur. Ve bundan dolayı da aynı açının karşısında kenarların uzunlukları eşit olmalı. DAF üçgeninde beta'nın karşısı 2 ise diğer üçgende beta'nın karşısı 2 olacaktır. Sonrasında DAF üçgeninde alfa'nın karşısı 2 artı 2'den 4 birimse burada da burası ne olacaktır? 4 gelmesi gerekir. DEC üçgeninde Pisagor bağıntısından dik kenarları 2'ye 4 olduğu için K2K K kök 5 üçgeninden buraya kaç buluruz? 2 kök 5 bulmuş oluruz. Sarı bölgenin alanını da arkadaşlar S ile gösterecek olursak karenin alanından bu iki tane dik üçgenin alanı çıkartırsak nedir? İstenen boyalı bölgenin alanı bulmuş oluruz. O da bize zaten S'yi verecek. Karenin alanı nedir? 2 kök 5'in karesi olacak. Eksi diyorum. Bu iki üçgen de aynı üçgen olduğu için bir tanesinin alanının iki katını hesaplayalım. DAF üçgenin alanı 4 çarpı 2 bölü 2 olacaktır. Aynısı D, E, C için geçerli olduğu için bunun 2 katını alalım. Sonrasında 2 kök 5'in karesi ne olacaktır burası? 20. Burada da ikileri sadeleştirmiştik. Sonrasında eksi 4 çarpı 2'den 8 gelecek. 20 eksi 8'den de istenen bölgenin alanını 12 olarak buluruz arkadaşlar. 10. soruda A, B, C, D ve B, E, F, K'nin birer kare. B, C'nin 4, C, K'nin 6 olduğu söylenmiş. F 0 ile 14 arasındaki reel sayıları reel sayıları eşleyen bir fonksiyon olarak tanımlanmış ve fx fonksiyonumuzda x'e kadar olan boyalı bölgenin alanları toplamı şeklinde tanımlanıyor. fx eşittir 66 denkleminin kökü kaçtır diye soruyor. Yani x'e ne kaç yazarsak boyalı bölgenin alanı 66 yapar. Bunu soruyor bize arkadaşlar. Buradaki abcd'nin alanı e, ne olacaktır? 4'ün karesinden 16 gelecek arkadaşlar. Buranın alanı nedir? 16 olacak. AB nedir? BC eşit işte olduğu için burası da 4 birim olur. Ve şuradan A'dan buraya kadar olan uzaklık x birimse şurada da ne kalıyor demektir? x eksi 4 kalıyor demektir. Bu durumda şurası da ne olacaktır buradaki alanda arkadaşlar? x eksi 4 ile 10'un çarpımı olması gerekir. E buradaki mavi boyalı bölgenin alanının 66 olduğu söylenmiş. 16 artı 10 parantezinde x eksi 4 eşittir 66. 10 parantezinde x eksi 4 66 eksi 16'dan 50. Her iki tarafı onunla sadeleştirirsek x, x 4 ne olacaktır? 5. Eksi 4'ü diğer tarafa atarsak x'i de kaç bulmuş oluruz? 9 olarak bulmuş oluruz. 11. soruda aşağıda ABCD karesi içine merkeze ABCD karesinin merkeziyle çakışık ve O noktası olan KLMN karesi yerleştiriliyor. Bu kare O noktası etrafında ok yönünde döndürülüyormuş. AD10 KN2 kök 2 KLMN karesi hareket halinde iken büyük karenin A ve B köşeleri KLMN karesinin L köşesiyle birleştirilerek ABL üçgeni oluşturuluyor. Bu üçgenin alabileceği en büyük değer kaçtır diye sorulmuş. ABL üçgeninde tabanın ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar. 10 olduğunu biliyoruz. Bu durumda bu üçgenin alanı büyük olabilmesi yüksekliğini maksimum seçmemiz gerekir. Bu L noktasını yukarı en çok nereye gelebilir? Bunu hesaplamamız gerekecek. Bu kare döndürüldüğünde arkadaşlar şöyle bir kare elde etmiş olursak. Şöyle geri alacağım. şu şekilde gelmiş olursa L noktası buradan nereye gelmesi gerekecek? Buraya gelmesi gerekecek ki şurada mavi ile çizdiğimiz KLM üçgeni alanı arkadaşlar nedir? Maksimum olabilsin. Sonrasında arkadaşlar bunu nasıl hesaplayacağız? Şöyle. O noktasında AB'ye çizeceğimiz diklik kaç birim olacaktır? Karenin kenar uzunluğunun yarısı olması gerektiği için şurası 5 gelmeli. Mesele şurayı bulmakta. OL uzunluğunu bulmakta. E bu da nedir arkadaşlar? İçindeki küçük karenin köşegeninin yarısı olacaktır. Bu karenin bir kenarı 2 iki kök 2 idi. Şuradan şöyle diklik çizelim arkadaşlar. Burada nedir karşıma? Şöyle bir ikiz kenar üçgen çıkar bakın. Burası O, burası L. Buraya da ne gelecektir? K noktası gelecektir. Ve bura iki kök ikiymiş. Bura nedir? İkiz kenar dik üçgen olduğu için şuralarda ikişer birim olması gerekir. Burada 2 olur. Ve bu durumda bu üçgenin yüksekliğini 5 artı 2'den kaç bulmuş oluruz? 70. Üçgenin alanında ne olacaktır? Taban uzunluğu çarpı yükseklik bölü 2'den 35 olarak gelir arkadaşlar.